Peki böyle oyunculardan bahsettik. O zaman bir e, Antep maçı muhtemelimiz var. Bakalım o, o muhtemeli. Sonra da biraz daha izleyicilerimizin soru ve yorumlarıyla birlikte devam edelim. E, sen Kaan Ayhan'a dikkat çekmek istiyorum dedin. E, Kaan'ı görüyorum e, orada yine. Sanchez Abdülkerim e, şöyle bir ekrana da geldi bakalım. Bir üzerine konuşalım. Bu sefer Yeler solda. Torreira, Sara, Mertens... Yunus, Barış, Batu Şahı, nasıl bir 11 ne dersiniz? Şimdi tabii Galatasaray taraftarları biraz önceki haberde duymuşlardır gerçi ama duymayanlar varsa bir kez daha söyleyelim. Burada neden Batu Şah'ı var da Osimen yok Evet. denebilir. Erteleme maçı Erteleme olduğu maçı. için bu karşılaşmada Galatasaray, Osimen, Yakovs ve Salay'den faydalanamayacak. Dolayısıyla bu şekilde bir... Tarihe göre evet, öyle olması gerekiyor. Transferlerin tarihine göre erteleme maçı olduğu için ne düşünüyorsunuz bu 11'le ilgili? Ben söyleyeyim ilk fikrimi. Ben açıkçası Galatasaray'ın sorun yaşayacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Biraz önce Jelert'ten bahsetmiştik. Sadece sağ kanadın değil sol kanadın da yedeği yelert şu evet. an. iki tarafta Lüks da yedek, yedek, yedek olarak aynen öyle. Biraz maliyetli bir yedek. Davinson Sanchez biraz önce bahsetmemiştim ama o günün söylediği gibi takımda e, forvetlerden sonra gol beklentisi en yüksek oyuncu. Maç başına 3 şut ortalamasıyla oynayan bir defans oyuncusundan bahsediyoruz. Çok yani fente. savunmada yaptıkları tamam ama hücumada özellikle duran toplar da inanılmaz katkı sağlayan bir oyuncu. Onun dışında Sara'nın performansı gittikçe yükseliyor. Yani çok fazla ben şampiyonluk yarışındaki takımların özellikle iç sahada çok fazla takılmasını beklemiyorum. Bu karşılaşmada onlardan bir tanesi olacaktır. İşte burada 3 e, tane kaliteli ismin, hücum anlamında söylüyorum bunu, neden önemli olduğunu görüyoruz. Icardi'nin sakatlığı var. Evet. Daha dönmedi, dönecek. Ossimen statü göreği oynayamıyor. E şimdi işte sahne Batu Sezon boyunca böyle şeyler çok olacak. Bundan hep bahsediyorduk işte 3 oyuncu lüks değil mi diye. Değil. Böyle bir karşılaşmada forvetsiz çıkma ihtimalin vardı ama Batu Şuay gibi bir şu an iyi bir forvetle çıkacak Galatasaray. Dediğim gibi ben sorun yaşamasını beklemiyorum bu karşılaşmada. Ben kısaca Gaziantep'ten bahsedeyim. Neden hani düşünmediğini anlayabiliyor. Çünkü hı hı. Gaziantep'te iyi bir takım değil. Sezonun yaz transfer sezonunun en çok transfer yapan takımı. Yanımda 17 transfer yaptılar. dolayısıyla henüz bir takım olamadılar. Bir değişim, dönüşüm içerisindeler ama sonuç alamıyorlar. E, sadece ligin ilk maçında Bodrum'u yenmişlerdi. Sonrasında Samsun'a kaybettiler. Sivas'a kaybettiler en son. Ve fikstürü de çok zor bu arada. Acilen yani takım olmaya ihtiyaçları var. Çünkü yani iki maç üstte kaybettiler. Şimdi Galatasaray'la oynayacaklar. Üstüne Trabzonspor, Eyüp, Beşiktaş. Peş peşe zorlu maçları var ama ee, i̇şte bu 17 transfer, 18 transfer bunların ceremelerini çekiyorsunuz sezonun başında. Transfer erken yapmadığınız sürece sezonun başında bu kayıplar çok normal Takım olamazsınız hemen. Ee, biraz Gaziantep de bunu yaşıyor. O yüzden Galatasaray hemen çok zorlanabileceği bir maç olduğunu düşünmüyorum.